Habertürk'te dün anlatmışlar, Habertürk televizyonda. Endülüs'ü yıkan münafıklıktır, Osmanlı'yı yıkan münafıklıktır. Bugün İslam dünyasında oynanan oyun münafıklıktır. İslam dünyasındaki yıkıcı muhalefet dışarıdan oynanmıştır. Hep içeriden, bak dışarıdan olmamıştır diyor, yıkıcı muhalefet dışarıdan olmamıştır. Hep içeriden olmuştur. Münafıklar yıkıcı muhalefet yapmışlardır. İngilizlerin devletidir münafıkları organize eden ve örgütleyen dünya çapında. Yani çünkü münafığın müthiş bir şeytani zekası oluyor. Bunlar da münafığı eliyle kolmuş gibi seçip buluyorlar. Ve onlar Müslümanların aleyhine kullanıyorlar. Yani her türlü istihbaratta kullanabilir, her türlü fitnede kullanabilir. Yani çünkü münafık derin devletin, mesela Roma derin devleti de, İngiliz derin devleti de, şu son zaman İngiliz derin devleti, eskiden Roma'ydı. Şimdi adam şeytani kafada bir sistem oluşturmuş. Şeytanını savunuyor. Kime müracaat edecek? Müslümana müracaat etse olmaz. Ahmağa müracaat etse olmaz. Şeytan gibi adama ihtiyacı oluyor. Onun için derin devletler şeytan gibi adamlar bulmada uzmandır. Münafık bulma uzmanıdır. Ama münafıklar zaten zincirleme birbirini bulma güçleri var. O büyük bir mucizedir. Yani klan halinde yaşıyor münafıklar. Birbirinin ayrılmazlar. Yani Müslümanlardan ayrıldığında hemen bir araya geliyor münafıklar. Klan halindeler. Yani bu çok büyük mucize. Küfürle yapamıyor. Ya sıradan insanlarla yapamıyor. Ya gelenekçi Müslümanlarla da yapamaz. Ancak kendi arasında yaşayabiliyor münafık. Münafık, münafığı çok rahat bulabilir. Ama kendi aralarında çatışmalar şiddetlidir diyor Cenab-ı Allah. İşte o bizim bilmediğimiz bir husus. Görmediğimiz bir husus. Kendi aralarında böyle köpek gibi kapışırlar münafıklar. Onun için İngiliz derin devleti mesela Pakistan'ın münafıklarını topluyor. Hindistan'ın münafıklarını topluyor. Ama zincirleme. İşte bu yetenek şeytanın verdiği bir yetenek. Yani bu zor bir şey münafığı tespit. Ya koca Türkiye'de mesela münafığı adam elinden komuş gibi buluyor. Bangladeş'te mesela elinden komuş gibi gidip münafığı buluyor. Mısır'ın bütün münafıkları İngilizlerin devletin emrinde. Muazzam bir organizasyon yapıyor. Kendi köşesine çekip viskisini yudumluyor. Kendini zehirlemeye devam ediyor. Münafıklar da köpek gibi o yancı azgınlığıyla onlara hizmet ediyor. Yani delice bir enerji vardır münafıklarda. Münafıkla hizmette. İslam'a hizmette çok tembeldir. Münafık yani acayip ızdırap çeker. O halbuki usulen yapar ama yani göz boyamak için yapar. Göz boyamak için yaparken bile çok canı yanar. Yani bir gram bile Müslümanlığa fayda vermek istemez. Çok ızdırap çeker. Müslümanların adının anılmasını istemez. Allah'tan bahsetmek istemez. Kur'an'dan bahsetmek istemez.